merhabalar. 2018 yılı sendikalarımız açısından ve ülkenin genel gidişatı açısından bir kısa değerlendirme yapmaya çalışacağım. Evet, 2018 yılı aslında OHAL süreciyle birlikte girilen yeni bir siyasi rejimin devam niteliğinde başlamıştı. 15 Temmuz sonrası geliştirilen siyasi hava ve arkasından hemen 20 Temmuz'da başlatılan OHAL dönemi 2018'e de bütün olumsuzluklarıyla yansıdı. Bizim açımızdan evet, temel hak ve özgürlükler ve sendikal haklarımızın kısıtlanması anlamına gelen bir 2018 yılını yaşadık. Birçok alanda ifade özgürlüğünü dahi kısıtlayan, basın açıklamalarımıza, sendikal faaliyetlerimize müdahale edilen bir yıl oldu. 24 Haziran'la birlikte aslında ülkede yeni bir rejim inşası başlamıştı. Ama bu rejim inşası sadece 24 Haziran baskın seçimleri sonrası değil, 2 yıl öncesinden, 15 Temmuz öncesinden de fiili olarak adımları yavaş yavaş atılmaya başlamış ve hızla ilerlenmişti. Zaten 2024 Haziran'a gelirken fiili duruma yasal kılıf hazırlama gerekçesiyle bir baskın seçim gündeme taşındı. Ve ülke bu seçim sonrasında aslında dünyada çok örneği olmayan tek adam rejimi ya da partili cumhurbaşkanı, Türk tipi cumhurbaşkanı dedikleri bir sisteme dönüştü. Parlamento tamamen işlev dışı bırakıldı. Oysa ki parlamentonun temel görevi olan yasama yapma yetkisi bile bu dönemden sonra, seçimlerden sonra doğrudan tek adamın ya da sarayın atadığı bakanlar eliyle hazırlanan ve parlamentoda sadece onaylatılan kısmıyla yasa yapılmaya başlandı. Yargı tamamen bağımsızlığı yitirildi ve yargının bütün görevleri aslında bir kişinin iki dudağı arasında çalışacak emirlerle şekillenmeye başladı. Dolayısıyla aslında hukuk devletinden bahsetmekten artık mümkün olmadığını 2018 yılında çok net gördük. Anayasanın temel ilkesi olan aslında sosyal hukuk devleti ilkesi tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Hukukun olmadığı yerde, hukuk güvenliğinin olmadığı yerde insanlarımızın yaşama dair, geleceğe dair birçok kaygıları bu nedenle artmış oldu. Yargı sarayın emrine girdi dedik. Evet, yurttaş ile devlet arasındaki temel ilişki olan onu düzenleyen hukuk sistemi tamamen ortadan kalktı. Dolayısıyla adalet duygusu ve güvenliğinin yitirilmiş olması toplumda kaygıları had safhaya çıkarmış durumdadır. 2018'in hani çok temel yaşadığımız sorunlar denildiğinde aklımıza ilk gelen şey, biz belediyeler açısından 20 Temmuz'dan sonra başlayan kayyum atamalarıyla aslında yaşadık. Yani örgütlülük alanımızın bir bütününü temsil eden ve belediyelerde örgütlü olan bir sendika olarak 96 belediye kayyum atanmasıyla birlikte ihraçlar gündeme geldi. İhraçların temel nedeni ya da nasıl yapıldığına dair hani çok konuşuldu, belki çok şey söyledik. Ama bir şeyi çok net ifade etmek lazım. Yaşanan ihraçların tamamı hukuksuzca ve hükümetin isteğiyle gerçekleşmiş, tek taraflı kararlar almış bir durumdu. Kaldı ki dönemin Adalet Bakanı yapılan işlemin hukuksuz bir işlem olduğunu kendisi de teyit etmişti. Ama bunu yapmaktan geri çekinmeyeceğiz demişti. Ve şu ana kadar 1500-1700'e yakın kamu çalışanı, özellikle kayyum belediyelerinde ağırlıklı olmak üzere, işlerinden, ekmeklerinden edildiler. Arkasına kurulan OHAL inceleme komisyonuyla bir nebze Avrupa ya da AHİM'e de gidilmesinin önüne geçmek için hukuksuzluğun önüne geçebiliriz gerekçesiyle oluşturulan bir komisyon ortaya çıkarıldı. Bu komisyonun oysa ki dosyaları inceleyip tarif etmekte ve haksızlık yapılanların en azından kendi tarifleriyle, tırnak içinde söylüyorum, işe iadelerini sağlayacaktı. Ancak şu ana kadar 130 bin kamu emekçisinden 46 bin dosya bugün itibariyle belki bakılmış durumda ve bunlardan çok az bir sayı, 20'ye yakın arkadaşımız bizim, iade edildi. Dosyalar bakılmıyor, geciktiriliyor, bilerek saklanıyor, süreç uzatılıyor çünkü yargıya gidilmeye başladığında aslında bu hukuksuzluk yargıda mutlaka çözülecektir. Bunu bilen siyasi irade dosyaları biraz daha geciktirerek, yavaştan alarak işi aslında safsaklamaktalar. Sendikalarımız, meslek örgütlerimiz üzerinde sürekli bir baskı yıldırma politikası, buna bağlı olarak her geçen gün politikada sarayın geliştirdiği politikaların o dozajı artırarak üzerimize gelmesi, hem üyelerimiz açısından hem toplumda evet bir kırılma, bir yılgınlık oluşturdu mu? Oluşturdu. 2018'in belki temel söylenmesi gereken yaşananlardan biri de buydu. Çünkü meslek örgütlerine müdahale edilmeye başlandı. Kendinden olmayan sendikalara müdahale edilmeye başlandı. Orayı kendisine benzetmeye, benzetemediği takdirde düşmanlaştırma politikalarıyla kamuoyunda itibarını düşürecek girişimlere, adımlara yöneldiler.
Temel neden evet dedik, hukuk devleti olamamadan kaynaklanıyor. Hukuktan hızla uzaklaştığınızda ortaya çıkacak şey kaostur. Kaostan beslenen kesimler elbette işi kendilerine yönelik rengini değiştirmek isteseler de süreci bu boyutuyla götürdüklerinde kutuplaşmayı atladıklarının farkında değiller belki. Dolayısıyla ülkede bugün başlayan süreç aslında kutuplaşmış bir toplum yapısı oluşturdular. Yani kendinden olmayanın hain ilan edildiği, kendinden olmayanın düşmanlaştırıldığı bir ülkede ülkeyi siz karpuz gibi bıçakla ikiye bölmüş durumdasınız. Bunun önüne geçmek lazım, bunlardan dönmek lazım. 2018'de bunların tamamını bu ülkede, bu topraklar üzerinde yaşayan insanlarımız hissettiler. Akademisyenler, eğitimciler, sağlıkçılar, gazeteciler, siyasetçiler sadece düşüncelerinden dolayı gözaltına alındı, baskı altına aldılar, cezaevlerine konuldular. Dosyalar binlerce dosya birikmiş durumda ve çözüme ulaştırılmıyor. Tutuklama yerini adli kontrol denilen yeni bir ucube sisteme bıraktı ülkede ve ülkenin yarısından fazlası belki şu an cezaevi, açık cezaevi durumuna düşürmüş durumda. Aslında hukuken bakılsa dosyalar belki biraz daha öne alsa, hızlandırılsa hiçbir sorun olmadığı görülecek. Çünkü bizim de binlerce üyemiz üzerinden bu benzer baskı ve şiddet uygulamalarına, gözaltılara gidildi. Ama her biri her seferinde yargı tarafından suç sayılmadığı nitekim birçok kararla teyit edildi. Geçtiğimiz aylarda gözaltılar yapıldığında 3 gün arkadaşlarımız gözaltında tutuldu. Ama 3 gün sonra savcılıklardan mahkemeye intikal eden dosyalar üzerinden arkadaşlarımızın yaptığı iş ve etkinliklerin ya da sendikal faaliyetlerin suç sayılamayacağına kanaat getirilip karar verildi. Şimdi benzer durumu halen yaşıyoruz ne yazık ki. Hani bir düzelme yok. Ülkede bütün bunlar yaşanırken siyasal ve ekonomik kriz de üst üste bindi. Ekonomide giden iyi işler olmayınca siyasal iktidar kendini farklı göstermek ya da o ekonomide kötü gidişi kapatmak adına belli ki bu alanlara yöneldi. Yani bizim üzerimizden aslında kendi gerçeğini kapatmaya çalışan bir hükümetle, iktidarla karşı karşıyayız. Ekonomide dış borçla aldıkları paraların tamamını beton ekonomisine ve yandaşa peşkeş çekerek ülkeyi bugün krize getirdiler. Ülke çok aslında derin bir kriz yaşıyoruz. Bunu her ne kadar da yok saysalar ama halen kabineye atadıkları bakanlar eliyle de zaman zaman yapılan açıklamalara baktığımızda krizi teyit eden, evet kriz var, yaşanıyor, buna ilişkin önlemler alacağız gibi söylemlerle işin ne kadar ciddi boyutlara geldiğini görmek mümkün. Ülke kaynakları bu dönem, evet yandaşa dedik, beton ekonomisine harcandı dedik, yandaşa peşkeş çekildi dedik. Birçok kurumumuz, 95 yıllık kurumlar, 100 yıllık kurumlar satıldı, özelleştirildi. Ama buradan elde edilen gelirler yine ne milli gelirimize yansıdı ne de bir başka yere. Sadece kaynağın betona ve kendi yandaş sermayesine peşkeş çekildiğini görmek mümkün. Yaşanılan kriz o anlamıyla biz zaten sendikal olarak son dönemde şöyle tarif ettik ve her seferinde de söylüyoruz. Bu kriz %1'in yarattığı bir kriz. Dolayısıyla %99 biz bu krizin faturasını ödemeyen kesimler olarak itirazımızı sürdürmeye devam edeceğiz dedik. Bu konuda geçtiğimiz 2 ay süresince ülkenin genelinde 5 bölgede mitingler düzenledik. Sesimizi kamuoyuyla taleplerimizi paylaşmak üzere bir çalışma yürüttük. Ama ekonomik kriz halen çözülmüş mü? Hayır. Dün bakanın kendi ifadeleriyle aslında normalleşme sürecine girdik demiş olması sanırım kendi normalleşmelerinden bahsediyor. Çünkü çarşı pazara çıktığınızda ülkede bir normalleşmeden bahsedemezsiniz. Alım gücümüz her gün düşmüş. Yüksek enflasyon rakamlarından dolayı temel tüketim maddelerine gelen zamlardan aynısını yoksul kesimler, emekçiler, çalışanlar, işsizler birebir yaşarken yaşamayan %1'lik bir kesim mutluluğunu devam ettiriyor. Hatta son kendi açıklamaları gene ülkenin dışına çıkarılan kaynaklara baktığınızda yandaş sermaye, bugüne kadar ülkenin kaynaklarını sömürenler şimdi paralarını, varlıklarını yurt dışına çıkarıyor ve vatandaşlık hakkını kullanmaya çalışıyorlar. Bu yetmedi. 2018'de örneğin hani millilik, yerlilik adına iktidarda olduğunu savunan saray ve çevresi yerlilik ve milliliği vatandaşlığı 250 bin dolarlara kadar düşürerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verebileceklerini, krizden ancak belki böyle çıkacaklarını tahmin ederek bu yola da girdiler. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı artık 250 bin doları olanın cebinde anlamına geliyor ki bunun ne yerliliğiyle ne de milliliğiyle yan yana koyduğunuzda hani ne kadar yerliler, ne kadar milliler insanın aklı duruyor. Cidden akıl alır şeyler değil. Son yaşadığımız gene biliyorsunuz varlık fonu üzerinden başlayan bir çalışmaydı. Uzun süredir varlık fonunu oluşturdular. İkinci paralel hazinesi dedik biz bunun için. Çok anlaşılmadı belki ama en son Ziraat Bankası'nda oraya dahil etmiş olmalarına baktığınızda varlık fonunun gerçekten kime hizmet edeceği
gün gibi ortada duruyor. Şimdi futbol federasyonlarını kurtarmak adına vergi vermeye, vergisini ödemeyen futbol federasyonlarına finansör sağlamak için Ziraat Bankası devreye konuldu. Oysa ki Ziraat Bankası 1863 yıllarında çiftçiye kolaylık sağlamak ve tarımı güçlendirmek, geliştirmek adına olmuş, kurulmuş bir kurum olmasına rağmen bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve futbol kulüplerini koruma altına aldık. Asgari ücretliden gelir vergisi alan siyasal iktidar futbol kulüplerinden ve futbolculardan vergi alamıyor. Yani kaynaklarımızın aktarıldığı yer burası ama kaynağı yaratan, o değeri yaratan çalışan kesimlerin üzerindeki baskı, sömürü halen bu şekilde ne yazık ki devam ediyor. Çok önemli bir şey, belki hani bugünlerde kamuoyuna yansıdı ama bizim açımızdan sendikal faaliyetler, sendikal hakların kullanma, hak talebinde bulunmanın önündeki engellerin yanında aslında ülkenin bütününü değerlendirdiğimizde çok geniş bir muhalif toplum kesimi cidden yakından ilgilendiren, aslında toplumun bütününü ilgilendirmesi gereken bir sorunla da karşı karşıyayız. İşte temel tüketim maddelerine yapılan zamlardan bir adım geri atılmazken ilginçtir, mermi tüketimine yönelik yeni bir şey çıkarttılar, mermilerden indirim yaptılar. Yani silahsızlanmanın dünya ölçeğinde bugün tartışıldığı bir dönemde, hele hele ülkemizde cinayetleri baktığınızda, kadın cinayetlerine, iş cinayetlerine, eğitim alanında yaşanan skandallara, cinayetlere baktığınızda silahlanmanın geldiği boyutu görmek ve tehlikenin farkında olmak gerekirken, tam da bunu teşvik edercesine mermi fiyatlarında yapılan indirim aslında politik ve ideolojik olarak iktidarın meseleye nasıl baktığının da açıkça göstergesi ama gerçekten korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Buna ilişkin gerçekten sendikalar, demokratik kitle örgütleri, muhalif siyasi kesimlerin yüksek sesle itirazlarını sürdürmesi lazım. Aksi takdirde gerçekten önümüzdeki dönemler hem bizim açımızdan hem ülkede yaşayanlar arasından daha sorunlu ve sıkıntılı geçecek gibi duruyor. Eğitim ve sağlık alanında yapılan çalışmalar ya da politik bakış açılarını biliyoruz. Eğitimde dinsel motiflerle yeniden cemaatlere teslim edilen bir eğitim sistemimiz var. Yani laik, kamusal, parasız eğitim yerine tam tersi ticarileştirilen ve cemaatler eliyle aslında birçok alanda hükmeden ve orayı yürütmeye çalışan bir eğitim sistemine döndük. Sağlık politikaları yine dediğim gibi son yapılan hastanelerle, şehir hastaneleriyle aslında vatandaşın sağlığından çok ticarileştirilmiş, yine yandaşa kaynak aktaran sağlık anlayışıyla hizmet edilmekte ve verilmekte. Kıyılarımız, ormanlarımız, doğal güzelliklerimiz, yani ülkenin bütün varlıkları bu sürede talan edilirken, son seçim döneminde 31 Mart seçimlerine giderken gene iktidarda olanlar sanki bunları başkaları yapmış gibi, biz yapmam, onlar yapmamış gibi ifade ederek talan ediliyor, kıyılarımız, ormanlarımız yok ediliyor diyerek yeni bir popülist politikayla kamuoyunun gündemine çıkmaya çalışıyorlar. Oysa son yapılan planlamalar ve sarayın tercihlerine baktığınızda, işte Marmaris'teki Okluk Koyun'da yapılan 4-300 odalı saray, aslında 230 metrekare daha önce Turgut Özal döneminde yapılmış bir kullanım yeri olmasına rağmen bugün 300 odalı saray tercih ediyorsanız ve bunun için binlerce ağaç kesiyorsanız doğaya bakışınız ortadadır. Ya da 3. Havalimanı'na başlayan süreç, diğer tercihlerinize baktığınızda doğayla nasıl barışık olduğunuzu, nasıl bir çevreci olduğunuzu görmek mümkün. Bunlardan çok çabuk aslında geri dönmek lazım. Bizim açımızdan ülkede gerçekten hani yaşanılabilir, nefes alınabilecek bir ortam çok gözükmemekle birlikte, ama bu ülkenin varlıklarıyız, bu ülkenin yaşayanlarıyız, insanlarıyız. Dolayısıyla ülkemize ve geleceğimize biz sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hani 2018 aslında nasıl tarif edilir? Aslında birçok şey mümkün. Bunu çoğaltmak mümkün, örnekleri artırmak mümkün. Ama dediğimiz gibi biz sendik olarak bir, toplu sözleşmelerimiz kayyum eliyle ortadan kaldırıldı, tek taraflı. Hukuk işletilmedi. Onun yanında görevden alınanların yerine atanmışların mevcut yasaya rağmen görevlerine devam etmiş olması, buna ilişkin tutumların devam ettirilmiş olması halen bizim açımızdan büyük bir eksiklik. Hani özetleyecek olursak aslında şöyle bir şey söylemek mümkün. 2019 bütçesine baktığımızda 2019 yılının nasıl geçeceğini de orada görmek mümkün. Bu politik ve ideolojik tutum varlığını sürdürebilmesi açısından devam ettirilecekse, kendi iktidarlarını koruma adına hem 2019 bütçesinde hem de mevcut geleneksel politikaları belli ki bu süreçte de devam edecek. 2019 bütçesi gene yandaşa, faize ve borca gider. Emekçinin olmadığı, çalışanın olmadığı, büyük halk kesimlerinin içinde olmadığı bir bütçe oluşturuldu. Bu bütçeden beklentimiz nedir dediğinizde gün gibi ortada.
çalışana yönelik artı bir şey getirmiyor. Toplumsal meseleler belli ki devam edecek, büyüyerek devam edecek. Bu meselelerin önüne geçmek elbette sendikalar olarak bizim temel görevlerimiz var. Biz görevlerimizi aynı biçimde yerine getireceğiz. Bunun için aslında 31 Mart yerel seçimleri bir dönemeç noktası bizim için. Yani yeniden ülkede demokratik parlamenter sisteme dönmenin bir yolu, bir adım olarak değerlendirmek lazım ve önümüzde temel görevlerimiz var. Buna ilişkin toplumun çok geniş kesimleriyle, mağdur olanlarla, muhalif olanlarla bir araya gelip bu süreci ortaklaşa yeniden demokratik bir ortama dönüştürülebilmesinin zeminini oluşturabiliriz. Bu anlamıyla yapılması gereken temel görevler var. Biz demokrasiye, barışa, adalete olan inancımızı yitirmeden bu inancımız uğruna yapacağımız çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Değiştirmenin yolu, normalleşmenin yolu bu politikalara sahip çıkmaktan geçiyor. Bu anlamıyla bizle birlikte tüm demokrasi güçlerine, demokratik kurumlara, siyasi partilere görev düşüyor. Herkes bu görev bilincinde önümüzdeki süreci planlar ve görürse bu yanlıştan, bu gidişattan dönülür diye düşünüyoruz.